çöneler. Hoş geldiniz. Bizim kursantımız sağ ol. Kendi kılıp ilimge kitapke bölgen çankaklıkını kuşaytırış mümkün. Rahmet. Kanday kılıp ilimge kitapke bölgen muhabbeti kuşaytırış mümkün diyebdiler. Allah acır versin. İlimni ilim sıfatı da okuşluğumuz gereği biz. Zarurat sıfatı da okusak zirkip kalemiz. Kadimgi ulamalar ilimni yani büyürük Allah'ın büyürüğü de okuşken. Allah menge büyürgen, mene kabiliyetimden Allah kıyamette soruydu. Şunun için ben bu kabiliyetimni doğru yöneltirişim gereği deyip, kuddi namazını kanak okuyemiz. Okumaya kalsak kanaka keçikse kanaka insan taşmış kıladı, ilime müşünaka buluş gereği. Bizi namaz, bizi özümüzünü kutkarsa, ilim bütün cemiyetini kutkaradı. İlim ahamiyeti namazını ahimiyetinden üstürra turadı. Bu degenin namazam üstün, üstünra diyebmen. Namaz okuması bol uğradı degen gepkep çıkmaydı bunda. Namazam her bir şahsının özün manfaatige de, ilim bütün cemiyetini manfaatige. Kadımki ulamalarımız ilimni yani farz kifaya sıfatı da yani farz sıfatı da karışıyor. Mesela tibbiyat ilmi. Hazır şu cayda tahminen bir minta adam oturgen bulsak bir kişi kesal bulup kalsa şu kesal adamını davalay diyen içimizde tabi bulmasa bir cemiyet tip tasavvur kılın şu minta adamını. Bir adam içimizde kesal buldu. Şunu davalay diyen içimizde tabip yok. Hammamız günahkar bulamız. Bir dek. Allah'ın huzurunda namazını terk kılgen de günahkar bulamız. Demek ki bir kesalını davalaydıgen tabip içimizden çıkarmaganımızge. Kabiliyeti var adam çünkü urunmaganige. Boy adamlar şunu okutmaganige. Hama cevap gel buna. Eğer onu davalaydıgen bitti tabip bulsa uşa tabip hemenin boynundaki farzını özünü zimmesine alaydı. Karayın acırını kattara yine. Yine saddarak bir kişi vefat tapıp kalsa uşanı kömülmey, köçede kap getip kalsa hememiz günahkar bulamız. Eğer bir cemaat varıp onu kefellep, yuvup, terep, cenazesini okup, kömüp gelse hememizden sakıt buladı. Hadırgı künde en dolzap ilimler kaysa onu ruhatını tutuşumuz gerek. Farzantlarımız ne işte farzantımız var? Hemme farzantımızda fakat bitti sahı gemez. Uzu kızıkkan sahalarına yöneltirişimiz gerek. Boylarımız pulingizden elbette bir kısmını zakattan taşkarı ilim yoluna ajratıp koyun. Ulamalarını, özünüzü, savdoyingizga hissador qilib qo'ying. O'sha odamning barakoti bor, o'sha odamning ustidagi xizmatingiz bor, o'sha odamga qilgan xizmatingiz butun boshli jamiyatga qilayotgan xizmat bo'ladi. Imom Buxoriyning shayxi Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh لَوْلَا ثُفْيَانَيْنِ لَتَّجَرْتُوا deganlar. Agar Sufyon-i Savri bilan Sufyon ibn Uyayna bo'lmaganda edi, tijorat qilmasdim deganlar. Tijoratlarini o'sha ikkita olim uchun ekan. O'zlari olim. Buxoriyning shayxi o'zi. Lekin boshqa olimlarni ilmdan boshqa narsaga chalg'imasliklari uchun tijoratdan mablag' ajratib qo'ydi. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Muborakning yıllık daromadi 70 bin dinar deyişken. Dinarının nisabı 20 biraderler. 20 dinar hadırgı künde 3 bin dolar. Yıllık daromadini köpeytirin şimdi 70 binge. 70 binle 20 gibi bölesiz, çıkan sonunu 3 binge köpeytiriz. Çıkan mablağ yıllık daromad. Lekin, yıl tügemesinden zakat bir işlikke imkaniyeti kalmasakken. Abdulloh ibn Muborak yine. Nimaga? Topgan mablag'ini darrov sarflarkanda. Ushlab bosib qo'ymas ekan. Pulni ham topgan, xizmatni ham qilgan, kiyimni ham zo'rini kiygan, atirni ham zo'rini sepgan, xizmatda oxiriga borganda pulsiz ketgan. Ajoyib. Bir tabib ichimizdan doktor, yurak sohasi bo'yicha o'qiyotgan doktorni pul saqlab, shunga pul ajratib qo'yishimiz kerak, zakotdan tashqari birodarlar. IT teknolojisini okuyatken balalar var. Bularını acilatıp kabiliyetini kurup kompüter haber işimiz gerek. Boylarımız. Boylar kıladı bu işini. Kıyamet günü de oğlum bilen boy cennetini eşiğini tekede tohtap kalarken. Boy ayterken oğlumge siz kirin derken.
olim aytarkan siz kiring derkan. Alloh subhanahu va taolo nimaga bunaqa bir-biringlarni taklif qilyapsizlar o'zi biladi. Desa, boy aytarkanki, meni o'sha boyligimni to'g'ri yo'lga sarflashligimni olim o'rgatgan. Shu olimni aytganini qilib men jannatga mustahiq bo'lib turibman derkan. Desa olimga qarasa olim aytarkanki, agar shu boy bo'lmaganda men olim bo'lmasdim derkan. Shu mablag' sapladi men olim bo'ldim derkan. Birodarlar topgan mablag'ingiz sizniki emas. Xotirjam bo'ling, hozir ushlab turibsiz, omonatdorsiz, kastirsiz. O'lsangiz yo do'stingizga yo dushmaningizga ketadi pul. Tirikligingizni saqlab oling. Saqlaganingiz sizniki. Ilmga mana shu muhabbatni uyg'otish kerak. Ilm motivatsiya olmaguncha rivojlanmaydi. Men buni hukumat doiralariga ham, mutasaddilarga ham, boylarga ham bir xil aytayapman har doim. Ilmga urg'u berishimiz kerak. Men ko'p gapirdim Baytul Hikma. Bag'dodda tashkil qilingan Baytul Hikma birinchi renessansning asosi bo'lgan, uyg'onishning asosi bo'lgan. Hozir qo'limizdagi mikrofon, telefon, raqamli texnologiya hammasining asosi o'sha asrga boradi. 8, 9, 10, 11 asrga boradi. O'sha asrda shakllantirilgan. O'sha asrda qanday shakllantirilgan desa, Baytul Hikmada, ya'ni akademiklar uyi bor. Ya'ni hakimlar uyi. Hikma, ya'ni ilm dargohi. Shu dargohga Harun ar-Rashid uning o'g'li Ma'mun olimlarni jalb qilgan. Jalb qilganda bizni O'rta Osiyodagi o'sha Abu Musa Xorazmiy, Beruniy, Farg'oniylar shu bizni diyorlardan borib Baytul Hikmada xizmat qilgan. O'zini ilmiy salohiyatini o'rtaga qo'ygan. O'sha davrning siyosiy ma'nodagi mutasaddi shaxslari, ya'ni xalifalar, amirlar yo'l kirani men beraman, shu olimlarni jo'nat degan. Men ba'zi joyda ta'bir joiz bo'lsa misol keltirdim. Green card var-ku hozir Amerikaga ketadigan green card. O'sha paytda green card Bag'dodda o'ynalgan. Odamlar Bag'dodga oqqan. Nimaga? Qobiliyatli odamlarga, ya'ni yetarli mablag' berilgan. Ularga motivatsiya berilgan. Ma'mun bir kitobni tarjima qilgan odamga tarjima qilasiz. Yunon tilidan tarjima qilasiz Arastuni kitobi. Olib kelasiz, o'rtaga qo'yasiz, taroziga qo'yadi, tillo bergan barobarida. Şu tercümesi üçün. Hazır bizde tercümelerimiz bir betimiz 10 bin som. Bunu boylar kıladı. Yani hükümet bunge katlı hareket kılı yaptı. İlimlilerini kotarış, okutuvçilerge kemide 1000 dolar aylık kılış. Bunu hareketi cüde yakışı. Anaka. Lekin boylarımız hem karab durmasızlık gerek. Şunu kitapke kızıkışını bir yolda kızıktıradıkları buluş gereği de. Kızıktırış bo'lmasa kitap okumaydı adamlar. Bir ata oğluga kitap beribdi. Mana shu kitobni o'qib chiqsang 100 dollar beraman debdi. Bola kitobni olibdi-da, 3 kundan keyin kelib o'qib oldim debdi. 100 dollar bering degan ekan o'qimabsan. Nimaga? Oxirgi sahifasiga 100 dollar qo'yib qo'ygandim debdi. Ya'ni motivatsiya bo'lsa o'qiydi-da. Ya'ni aynan senga pul beraman emas, o'qsak albatta pulni biz boshqaramiz, bizga erishadi degan tushuncha bo'lish kerak. Pul muhim bo'lmay qoladi, bir kun keladi, ko'rasiz. Pul muhim bo'lmay qoladi. Hozir muhim pul. Nimaga? Chunki bizda ilm yo'q. Biz ilmga qiziqtirsak, pul bizni quvadi orqamizdan. Alloh xayrli qilsin. Xo'p.